bile yatmadı bu adam. İçkili. Madde bağımlısı kullanan esrarlı ehliyeti yok. Ehliyeti yok. Madde bağımlısı her yol var. Her yol var. Adalet istiyoruz. Başka bir şey değil. Her şey var. Adalet istiyor. Siz ne yoruyorsunuz? Kızı ben bu. Ben kızıyım. Evet. Ben de oğluyum. Biz 2 aydır yaşamıyoruz. Evet. Adalet istiyorum. 2 günde insan olur mu? 2 ay yatmadan insan çıkar mı? Bütün pislikleri olan bir insan çıkar mı? Adalet istiyorum. Adalet. Başka bir şey istemiyorsun. Ben oğluyum ama adalet istiyorum. Başka bir şey değil. Adalet. Madde madde bağımlısı bir adamı cezaevinden çıkarıyorlar. Her oyuncu. 2 ay olmadı ya. 2 ay. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güveniyoruz. Adalet İnanıyoruz. Adalet ve istiyoruz. Adalet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Adalet. Adalet. Adalet kanun. Adalet. Adalet. Adalet yerini bulsun. Başka bir şey değil. Hayvan ölmedi. Hayvan. 2 tane can aldı bu insan. Köpek ölse bile cezası çekiyor. Köpek ölse bile. Namazda gelen bir adam. Namazdan camiden abdestli bir insanı çarpıp kaçıyor. Bu adamı salıyorlar. Bu adamı istiyoruz. Adalet. 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 Bütün vücudunu da paramparça bu insanın. Cesedi bile paramparça. Biz yaşadık onu. Hayatta kimse yaşamadı. Köpek ölüsü de. Sağ ol. Neymiş ya? Valla ben size bilgi veririm, bilgi veririm. Siz neler söyleyeceksiniz? Adalet isterim. 2 tane öldürüp de böyle salmak, kanun varsa başka yerde de olsun. Bu kanun, kanun mu? Adalet isterim. Bunun yatmasını isterim ben. Ben yalnız kaldım. Benim adamımı en önde 2 tane adamı öldürdüler. Muhakemeye çıkmadan nesil salıyorlar. Adalet isterim ben. Adalet. Adalet isterim ben. 2 ay olmadı da. Köpek ölüsü değil bu. Ölüksen ölüsü bu. Adalet isterim. Muhakemeye çıkmadan nesil salıyorlar bunu. Neye salıyorlar bunu? Adalet isterim. 2 tane kişiyi kapımın ağzında öldürdüler. Ben duramayın. Adalet isterim. Adalet. Ceza almıştır. Bu olayımızda da 2 tane vatandaş vefat etmiştir. Burada Mustafa Aydın adına gelmekteyiz. Mesut Aydın adına. Dün itibariyle savcılığımızın vermiş olduğu kararı istinaden olarak adli kontrolde serbest bırakılmıştır. Verilen kararda bir hata vardır. Vatandaş olay yerinden mahalline kaçmıştır. Alkollüdür. Bunun için savcılık serbest bırakılmış. Bununla ilişkin olarak itirazlarımız gerek itirazlarına bulunduk. Yani adaletin yerine bulacağına inanıyoruz. Olay bundan ibaret. Siz de avukatsınız. Evet, avukat Ali Arat'la. Efendim, bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, avukat Muhammed Kızıl ben. Hayırlı günler. Biz bugün müvekkilimiz Ziyade Özden Tezgel adına Sayın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli taleplerimizi ilettik. Mustafa Elgil'in tutuksuz yargılanması. Bu tabi suç ceza mahkemesinin bir kararı ama yine burada savcılığın itiraz hakkı var. İtiraz hakkı kullanması doğrultusunda bir talepte bulunduk. Bir tutuksuz yargılanması kanaatimizce yasa ve usule aykırıdır. Çünkü kazada alkollü bir şahıs tek kusurlu olarak 2 kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Burada da ceza miktarı göz önünde bulundurulunda kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle biz gerekli taleplerimizde bulunduk. Burada yasa ve usule aykırı bir kararın kaldırılacağı düşüncesindeyiz. Şahıs dün serbest bırakıldı. Çarpan şahıs dün serbest bırakıldı. Biz bunu hatalı bir karar olarak görüyoruz. Artık mahkemenin ve Sayın Savcılığın doğru bir takdirde bulunacağı, doğru bir karar vereceği kanaatindeyiz. Tekrar tutuklanması için itiraz ettiniz. Evet. Tekrar tutuklanması için talepte bulunması ve yasal sürecin başlatılması için taleplerde bulunduk. Bu şekilde tabi yanlış ve hatalı kararlar olabiliyor. Bu da milletin vicdanında bir sorun yaratabiliyor. Bu nedenle biz oradaki hatanın düzeltilmesi için gerekli yasal başvurularımızı yaptık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.